Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Mayıs 2022 Klan Savaş Liglerinin 3. gününde kaldığımız yerden yola tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. 2. günün savaşını da ilk günde olduğu gibi yeşil bir tık atarak alnımızın akıyla ezici ve ikna edici bir üstünlükle kazanmış bulunmaktayız. Yine aynı şekilde iki savaşı kazanmakla kalmadık. Yine savaşın sonunda da ikinci günün sonunda sıralamada birinci pozisyondayız. Yalnız üçüncü günün savaşı çok ama çok sıkıntılı arkadaşlar. Rakibin şöyle söyleyeyim tam 9 tane max belediye binası 14 hesabı var. Benim ise sadece 2 tane belediye binası 14 max hesabım var. Yani bu köyde max diyorum ama şimdi tabi duvarları düşük toplar okçu kuleleri belediye binası 12'den kalma eyvallah ama yani cehennem kulelerini maxlamış x yaylarını maxlamış ki ben asıl hirolara bakıyorum. Hirolarla beraber ağır savunmalar maksa yani okçu kuleleri, havanlar, toplara çok fazla bakmıyorum açıkçası. Sağlam bir köy yani. Bende iki tane hesap var, onlarda 9 tane hesap var. Şöyle bir senaryoda aklıma birkaç tane ihtimal geliyor. Kaçıncı sırada bu vatandaşlar? Üçüncü sırada. Birinci ihtimal: Bu vatandaşlar Max hesapları olmasına rağmen oyunu çok iyi oynayamadıkları için başarılı olamıyorlar. Yani ellerindeki köye bakacak olursak şu anda çok rahatlıkla en tepeye yerleşmiş olmaları gerekiyordu. Düşük bir ihtimal. Yani düşünsene 80 level kraliçem var ama bir belediye binası 12'den 13'ten tek tek alıyorsun. Zor bir ihtimal. İkinci bir ihtimal vatandaşların hepsi aktif değil. Ee, yani bütün saldırı haklarını kullanmıyorlar. 15 kişi savaşa girmişler ama belki 5 kişi saldırı yapmıyordur. O yüzden düşük olabilirler. Ki bu en güzel ihtimal. Bir de en kötü ihtimal var ki ilk iki günün rakipleri yani o 4-5 tane kılan çok sağlam. Tıpkı bunlar gibi rakipler çıkacak karşımıza. İşte bu da en çok düşünmek istemediğim pozisyon. Umarım öyle değildir. İşte zaman gösterecek. Bakalım neler yapabileceğiz. 7 tane saldırı hakkımı kullandım. Geriye kalan 8 tane saldırıyı canlı bir şekilde sizlerle birlikte yapacağız. Ee, köyler dengesiz olduğu için arkadaşlar tutunabilmem için yapmam gereken tek şey alt taraflarla üst taraflara saldırmaktı. Ve bunu yaparken tam bir hayat dersi diyebileceğim bir tecrübe yaşadım. Ve süper ejder kullanan bütün izleyicilerimin bilmesini istediğim bir şey paylaşacağım sizinle. Görmüş olduğunuz gibi iki tane tek yıldızımız var arkadaşlar. Bir tanesi yüzde otuz Gerçekten inanılmaz bir şey oldu. Şöyle bir üzerine konuşmak istiyorum. Ee, son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim. Mevzu şundan ibaret. Eğer hero'larınız düşükse ve sadece yapmanız gereken şey iki yıldız almaksa. Sizi temin ederim. Süper ejder yapmayın arkadaşlar. Ejder yıldırım yapın. 9 tane yıldırım atın. E, hava savunmalarından 3 tanesini indirin. Binaya zeptini koruyucunun özelliğiyle gönderin. E, düşük hirolarla max 14'lerde süper ejder saldırısı yapmak inanılmaz tehlikeli, inanılmaz riskli. Bakın ben burada böyle bir saldırı yaptım. Şimdi hemen e, tekrar üzerinden göstereceğim. Şu bomba kulesi yüzünden tekte kaldığımı söyleyebilirim. Ama yine de bakın birazdan izleyeceksiniz. Şöyle 4x'te göstereceğim. Bakın bu benim hatamdı aslında normalde hep söylerim. Bomba kulesi varsa binanın civarına zeplini indirmeyin ama herhalde gözümden kaçmış olacak ki ben bunu görmedim. Tam patlayacağı zaman ha dedim ayva yedik süper büyücüler öldü bina inmeyecek. Şimdi buraya kadar bir sıkıntı yok. Orada yaptık hatamızı ne olurdu? %60 tek kalırdık. ben buna razıyım. İşin kötü tarafı olabilecek en ufak bir aksilikte süper ejderlerin sayısı oldukça az olduğu için hata kabul etmiyor. %50'ye de ulaşamıyorsunuz arkadaşlar. Hani şu saldırıyı yapacağım ama aynı kafayla ejder yıldırım yapsaydım en azından %50'leri 60'ları rahatlıkla alırdım yani. Peki burada binayı nasıl? Bak görüyor musun abi %26. 6 tane süper ejder o kadar balon. %26. Yani demek ki bir araya geldiklerinde güzel iş yapıyorlar. Veya savunmaları düşük olan köylerde çok daha iyi sonuçlar elde ediyorlar. Binayı alana kadar akla karayı seçtim. Hayır. Öyle sıkıntı çıktı ki. Yani bırak tekte kalmayı <laughs> sıfırda kalacaktım neredeyse ya. Zar zor topladım. Kraliçe ve şampiyonu büyülerin büyülerin yardımıyla direkt belediye binasına doğru gönderdim de. Hani neyse ki en azından sıfırda kalmadık tekte kaldık. Yani tekte kaldığım için sevinceğim aklıma gelmez de. Yani sizler eğer düşük sehirolarınız max bir hesaba saldırıyorsanız kesinlikle süper ejder Blizzard usulü yapmayın. En rahatı ejder yıldırımdır arkadaşlar. Yine burada da aynı şey. Aynı şey. Bakın burada da belediye binasını indirmişiz. Ama ejderler %50'ye yetmediler. Yani burada öyle zeplinin ziyan olması da söz konusu değil. Bayağı bildiğin yetmediler abi. %50'yi alamadılar ya. Çıldıracaktım neredeyse. Bak zeplinle binayı almışız. Bir problem yok. Öyle çok ahım şahım büyük bir hata da yapmadım. İşte 21 level koruyucuyla süper ejderlerle 2 yıldız alınmıyor. Max bir hesaptan. Yani tecrübe oldu bana da Ejder Yıldırım'ı yapıştırır geçerim. Bundan sonra böyle bir senaryo söz konusu olursa. Diyelim ve lafı daha fazla uzatmadan saldırılarımıza başlayalım istiyorum. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. İzlemeye yeni başlayanlara da günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Pekala efendim beni diye binası 12 hesabımdan başlayacağım. En alt tarafta Kankırır 3 köyümdeyim. İki tane işçimiz boştaymış. Bir saldırıyı yapalım. ganimetimiz yeterse yükseltmede yaparız. 13 numarada Sazzas isimli vatandaş. Bir bakalım nasıl bir köyü varmış. Merkezi bir belediye binası. Elimde uçan kışla var. 60 level kraliçe. Tekli 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 cehennem kuleleri. Klan kalesi de bu noktadaymış. Tamam. Ee, şurada bir sinsi goblin kullanacağım. Ee, bebek ejderi ordu kampına atarım. Kraliçe buradan içeriye girer tekli cehennem kulesini rakip kralı indirir. Klan kalesini çıkartır temizleriz. Kral ve uçan kışlayı da buradan duvar kırıcıyla tekli kulenin olduğu yere sokmaya çalışacağım. Tam şu köşeden merkezi doğru da hibriti binaya göndermeye çalışacağız. İnşallah giderler binaya. O yüzden gitmeleri için şöyle şu açıdan değil de şu kenarı tercih edeceğim ki binaya daha yakın olsunlar. Hadi saldıralım bakalım. Birlikler, büyüler, hirolar her şey hazır. Saldır dedim gitti. Umarım tekte kalmayız. Merkezi bir bina zepliğim yok. Uçan kışla kullanacağım. Umarım pişman olmam. Şöyle bir tane mayın eşeği. Bir adet bebek ejder. Şöyle şu noktada bir adet sinsi goblin. Bir tane de şöyle şu noktada kullanacağım. Şuradan kraliçemi sahaya sürdüm. Bir adet mayın eşeği. Hemen ardından 5 tane şifacı. Güzel. Şöyle şu noktada süper duvar kırıcıyı kullandım. Kraliçeye öfke lazım. Atmamız gerekiyor. Şöyle son mayın eşeğini de devreye sokacağım. Kraliçe içeriye gireceksin değil mi? Okçu Kulesi'ne giderse girmez. Al başına belaya. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Bir an korktum ne yalan söyleyeyim var ya. Okçu Kulesi'ne gitseydi al başına belaya. Şimdi şurada bir tane süper duvar kırıcı kullandım. Kraliçenin o noktada keyfi yerinde. Dondurmalarla tekli alacağız. Zıpır minyonlar. Hemen şuna bir öfke. Zıpırlara da bir zehir gerekirse bir tane de dondurma attım. Attım. Kraliçe özelliğiyle beraber öleceğine varsın bir tane. Bir tane dondurma büyüğümüz ziyan olsun. Hiç önemli değil. Tekli kuleyi donduruyorum ve son öfke büyüsünü de yine kraliçemde kullanmak zorundayım. Tekli kuleye kraliçe ulaşabiliyor şükürler olsun. Zıpırlar temizlendi özelliği de gitmedi. Hemen şöyle şuradan uçan kışlamı ve kralımı salıp direkt kralın özelliğine basıyorum. Ama yine de teklinin gazabından kurtulamadık. Kraliçemin özelliği umarım yeter o noktada. Yetmedi tamam. Böyle madenciler devrede kralı çok çabuk kaybettik bu arada. Elimde dondurma kalmadığı için arkadaşlar. Kralı hayatta tutamadım ama tekli kuleyi aldık o da bir şeydir. Evet. Kraliçe merkezde sağlam gözüküyor. Şu binicilere bir iyileştirme büyüsü attım gitti ya. Valla iyi mi ettim kötü mü ettim bilmiyorum ama atmak geldi içimden. O bölgeyi parça pinçik yaparlar gibime geliyor. Ve hiçbir şey binaya gitmiyor eyvah. Kraliçenin özelliği de yok. Koruyucunun özelliğine bastım. Yoksa çok ciddi hasar alacaktık. Şu binanın tepesinde doğru da bir iyileştirme büyüsü. Tamam. Hadi binaya alın artık. Kraliçem hayatta. Hibrit de hayatta iyileştirmenin içindeler. Binicilerim ölmedi. İyileştirme ile beraber canları da yükseldi. Rakip kraliçe sıkıntı çıkartacak birazcık ama bir bakalım. Ee, madencileri kaybettik mi üst tarafta bineyim madencileri kaybedeceğiz. Yapma be üçlenmedi abiler. Abiler ablalar merdivenden kayanlar başaramadık bu sefer. Evet. İlk iki günde gayet güzel köylerden hibritli üç yıldız aldık ama burası maalesef olmadı arkadaşım. Peki sorun neredeydi? Kralın bence tekliğe direkt ölmesi. Ve hiçbir şekilde de müdahale edemiyordum. Şahitsiniz. Kraliçede dondurmaları kullanmak zorunda olduğum için tekli kuleyi donduramadım. E, 56 level kralım var zaten. O da bir tane bile bina indiremeden ölünce yani düşünün kral ölmeseydi bence güçlenirdi arkadaşlar aynen. Zaten hibrit önce buraya geldi. Dikkat ettiyseniz. Çünkü burası temizlenmedi. Yani burası kral temizleyebilsek bir şekilde buraya direkt merkeze gireceklerdi. Çok daha fazla değer elde etmiş olacaktık. Ya zaten kötü bir savaş geçiriyoruz. Sağlık olsun. Battı balık yan gider. Yapacak bir şey yok yani. Evet depoyu alır mısın koruyucu kardeş? Nerede? %74 iki yıldız. Devam ediyoruz. Sıradaki saldırıya geçelim bakalım. Evet arkadaşlar söz vermiştim unuttum. Hesabı değiştirmeden önce şu klan karesini toplayalım. Bakalım iki tane işçiyle <laughs> bir tane top yükseltmesine gidebiliyoruz. O da güzel. O da güzel. Laboratuvar dolu mu? Laboratuvar dolu. Bir gün 17 saat süresi var ama iksir maliyeti yüksek olduğu için duvar basmayacağım. Yani en ucuza 9 milyon büyücü var, 8 milyon barbar var. Şimdi duvar basarsak laboratuvarım boşta kalma ihtimali var. Evet, bir sonraki saldırımı kan kırır 9 köyümde gerçekleştireceğim. Deveye bin şahit ister, Bili diye binası 13 hesabımızda bir yıldırım ejder saldırısı deneyeceğiz. Kime karşı? Bir belediye binası 12'ye karşı. No one. Evet. Yani tekli 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 3 tane tekli cehennem kulesi ama 3 yıldırım 2 hava savunması ve patlatıcı gidiyor. 3 yıldırım 2. hava savunması 2. patlatıcı diğer yıldırımları da buraya attım köyde hava savunması ve patlatıcı kalmayacak. Kral kraliçeyi buradan tekliye doğru göndermeye çalışacağım. Ee, ejderleri de şuradan sağdaki 2 tekliye doğru göndereceğim. Zaten savunmalar ve binada max olmadığı için şampiyonun da varlığıyla beraber üçleriz biz burayı. Üçleriz. Artık bir yüzümüz gülsün yahu. Öyle şuraya 1, 2, 3 tane. 1, 2, 3 tane. Tam şurada bak. Resmen rahatlatıcı video. Bum. Hepsi gitti. Gayet güzel. Şurada bir bebek ejder kullanacağım. Bir tane mayın eşeği Önce inşaatçı kulübesini alsın. Sonra kara iksir sondasına. Şuradan bir tane ejder. Bir tane de şöyle şu noktadan kullanacağım. Önlerine bir adet mayın eşiği. Geriye kalan ejderlerimi şöyle şu şekilde spamlayacağım. Hemen ardından koruyucu. Şuradan da kralı ve kraliçeyi göndereceğim. Şampiyonu merkeze göndereceğim. E, tekli cehennem kuleleri birazcık bizim canımızı sıkacaklar ama katlanmak zorundayım. Zıpırlar da çıktı. Koruyucunun özelliği için hazırlanıyorum. Henüz erken. Erken 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 bastım. Çok güzel. Böyle şu noktada binaya doğru agresif bir öfke büyüsü. E, kral özelliğini kullandı. Tekli cehennem kulesi dinleyecek ve bu köy bu şekilde üçlenmiş olacak. Güzel kraliçemin özelliğine bastım. 53 level kraliçe. 30 level kraliçemizi yer de öteki türlü. Aynen. Hayatta okçular da tanklıyor. Aynen üçlendi arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Yani düzen de çok idealdi. Ejderlerimiz de zaten beri diye binası 13 olduğu için e, sıkıntı çıkmayacağı belliydi yani. 1, 2, 3, 4, 6 tane ejder var. Kraliçe hayatta. X'e onu öldürecek. Bir de koruyucum hayatta. Yani. Yeah. <laughs> olur buydu. Kahvemden bir yudum alayım. Çok kötü savaşlar yaptık arkadaşlar. Bugün hiç moralim yerinde değil ya ne yalan söyleyeyim. Ee, az önceki saldırının üçlenmemesi de var. Ama ondan daha çok iki tane tek yıldızı üzüldüm. Geçtiğimiz ligden hatırlayın bizim asıl canımızı yakan mevzu iki yıldızlar değil tek yıldızlar. Yani her gün en azından bir tane tek yıldızla kalıyoruz ya. Şimdi bahane üretmek gibi olmasın ama ya 15 tane saldırı bunların kaleleri, saldırıları, defansları, düzenleri birazcık kafa yoruluyor böyle birazcık da tembelliğe kaçıyoruz. Neyse olduğu kadar artık devam edelim sıradaki saldırımıza geçeceğiz öncesinde işçimiz boştaymış hemen bakalım onunla bir şeyler yapabiliyor muyuz? Ulan ligde olmayacaktık var ya direkt yapıştırırdım kraliçeyi hiç gözünün yaşına bakmazdım ne yapalım? <laughs> Şöyle Okçu Kulesi yükseltmesine gideceğim. Kalan ganimetlerle de yarın falan duvar basarız. Devam ediyorum. Pekala efendim bu kadar el ısındırması yeter diye düşünüyorum. Belediye binası 14 ana hesabımdayım. Her şey hazır gibi gözüküyor. En tepedeki köye saldıracağım. Tepe derken bir numaraya değil yani. 7 numaraya. Saldırılmamış en üstteki köye. Değil mi? Hangi köylerim kaldı? Bir kontrol edelim de yanlış bir şey olmasın. Ee, ana hesabım 2 numaralı 14. Bağış köyü yeni geçilmiş 14'ler. Bir de belediye binası 13 hesabımız var aynen. Buraya saldıracağım. Bakalım düzeni nasılmış? Hımm. Blizzard usulü süper ejder saldırısı yapıyoruz arkadaşlar. Bunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Zeplinle binayı almaya çalışacağız gayet tabii. Ama şu boşluklara dikkat. İki tane D bomba çıkarsa süper büyücüler cılk. Kartal topunun üstünde indirirsem belediye binasını alırlar. Kaya saçarları alırlar. X yayları da alırlar. Alırlar da alırlar yani. Değil mi? Yalnız iki tane patlatıcının da gazabı zeplinin <laughs> üzerinde olacak. O birazcık sıkıntı. Eğer kartal topunu indireceksem ejderleri buradan bırakmam gerekiyor. Kral kraliçe de buradan savaşa dahil olacaklar. Klan kalesi arka tarafta kal. E hadi bir deneyelim bakalım ya. Her şey hazır saldır dedim gitti arkadaşım. Ne olacağız olsun ya. Yani korkmuyorum gözümün gördüğünden. Hesabımız max ne de olsa. Az üçlersek biraz olsun moral verecek bize. Biraz olsun. Şimdi nasıl yapalım? Koridor daraltabiliyor muyum? Sinsi goblinlerle pek sayılmaz. Şuraya bir tane bıraktım. Bir tane de şöyle şuraya bırakayım da ağlamasın arkamızdan. Süper ejder mayın eşeği. Şöyle süper ejder mayın eşeği. Geri kalanları şöyle bıraktım. Hemen ardından koruyucu. Şu şampiyona bir kelle avcısı. Beşlerinden balonlarımı spamlıyorum. Zeplin'i gönderdim. Kral, kraliçe. Tamam şöyle girişe doğru bir öfke büyüsü patlatalım. Neden olmasın? Şampiyonu da gönderdim. Koruyucunun özelliğine de bastım. Zeplin'i birazcık yanlış bıraktık ama neyse ki çok ciddi sıkıntı çıkmadı. Manuel olarak indirdim. Patlatıcı üflemesin diye. İkinci görünmezlik büyüsü. Şurada bir dondurma. Süper büyücüler niyeti bozdu. Eyvah. Hayır 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 hayır. Tek yıldıza tahammülüm yok. Ne olursa olsun tek yıldızda tahammülüm yok. Son görünmezlik büyüsü. Lütfen süper büyücüler ne olursunuz. Ne olursunuz. Şurada bir dondurma kullanacağım. Hayır. Abi hayır. Ay, abi nereye gidiyorsunuz? Nereye? Nereye? Bana bir anlatsanıza. Son dondurmamı kullandım. Eyvah. Zehir atmayı unuttum. Abi inanmıyorum. Süper büyücülerden istediğim tek bir şey vardı ya. Tek bir şey vardı o binayı almalarıydı ya. Ama neden ya? Abi bu nasıl bir savaş günüdür ya? Önceki iki günün acısını mı çıkartıyorlar? Dünkü videoya keyifler gıcır şeklinde bir başlık atmıştım. Ya ne yaptı? Süpersel onu gördü de benim askerleri ayar mı çekti? Anlamıyorum ki ben yani. %84 tek yıldız. Abi inanılmaz bir şey bu ya. Çok üzgünüm şu anda. Gerçekten şu anda aşırı derecede üzgünüm ya. Böyle olmamalıydı. Tam usta ligine çıktık böyle göbek atacakken şimdi karalar bağlamaya başladık. Bugünün savaşı bize maliyeti çok ağır olacak arkadaşlar. 3 tane tek yıldız var ya. 3 tane mi? 1, 2, 3 tane. Şimdi gel bu kafayla 5 tane daha saldırı yap. 19 yıldız. 10, 10 savaşı 19 yıldız. Saldırı başında 2 yıldız bile düşmüyor. Devam. Yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir. Devam ediyoruz. Pekala efendim. Şimdi sırada yeni geçilmiş belediye binası 14 hesabımız olacak. Güç iksirimiz de yok. Kahramanlar iksirimiz de yok. Ne kadar güzel ne kadar güzel. Hangi köye saldıracağım? Hemen bir bakmak istiyorum. Bu benim saldırı yapmadığım üstten 3. sıradaki köyüm değil mi? Aynen yani şöyle yapacağız. 1, 2, 3. 10 numaraya saldıracağım arkadaşlar. Bir belediye binası 13. Herhalde 3 gibi gibime geliyor. Şimdi belediye binasının civarında bol bol boşluklar. Seç beğen al. Zar atacağız arkadaşlar. Zar atacağız. Zeppelin'in in indiği yerde süper büyücüler varsa al sana bir tane daha. Nur topu gibi bir tek yıldız. Olmaz mı? Olacak. Nereye indirsem? Kartal topu alt tarafta. Aslında bir duvar kırıcı alıp. Kralı kraliçeyi bu bölgeye soksam nasıl olur? Akılan karesine yem etmeye de gerek yok ya bence. Atlatıcılar bu noktalardaymış. Kaya saçarlardan birisi birinci seviye. 58 level kraliçe asıl canımı sıkan beni korkutan şey. 3 tane tekli cehennem kulesi arkadaşlar. Ben saldırıya nereden başlayacağım biliyor musunuz? Klan kalesini görmezden gelerek şu tekliye doğru gireceğim. Kral kraliçeyi buradan bırakacağım. Patlatıcıların kör olduğu noktada Zeplin'i şurada indireceğim. Zeplin klan kalesini çıkartacak. Muhtemelen süper büyücüler kaleyi de temizler. Yalnız kartal topunu sona bırakmış olacağız. Pek hoşuma gitmiyor ama. Zaten batmışız bitmişiz bugün yapıştır gelsin daha kötü ne olabilir ki? Hepsi sıfırda kalsın vallahi artık umurumda değil. Bir kere tadım kaçmış arkadaşım benim. Benim tadım kaçmış beni üzmüşler bir kere. <laughs> Bu saatten sonra ne olabilir yani ne olabilir zaten kaybettik savaşı. Zaten savaşı kaybettik orası aşikar yani. Evet şöyle süper büyücüleri salladım hemen ardından koruyucu. Peşinden balonlarımı gönderiyorum. Şöyle zeplin şampiyon tekli kuleye hava savunmasını dondurdum kral, kraliçe, zeplini bastım özelliğine. Tamam. Şurada bir dondurma büyüsü kullanacağım. Bir adet öfke, görünmezlik ve zeplini manuel indirdim. Hadi çıkmazsan adam değilsin lan. İki tane de bomba. Neredesin? Neredesin? Adam değilsin çıkmazsan. Şurada bir dondurma. Şuraya bir tane daha görünmezlik atalım. Süper büyücüler hala daha hayattalar. Zıpırlara zehir. Şöyle bir öfke büyüsü patlatacağım. Şurada bir tane daha görünmezlik kullanıyorum. Kralın özelliğini basmayacağım. Umarım süper ejder tekli cehennem kulesine gider. Yapma. Yapma. Yanarız hemşerim. Süper ejderler tekli cehennem kulesinin haricinde o bölgedeki her şeyi indirdiler. Bu bir tesadüf. Değil mi? Tesadüf. Kesinlikle tesadüf. <laughs> ben bu videoyu nasıl paylaşacağım onu düşünüyorum şu anda. Eyvah. Yemin ediyorum gelecek yorumlar şöyle gözümün önünden film şeridi gibi oynamayı bilmiyor. Ulan ilk defa karşına sağlam bir klan çıktı. Becerip de 3 yıldız alamadın. Ben senden daha iyi oynuyorum abi. Belediye binası 8 köyüm var. Gel sana taktikler göstereyim. Aa ya 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 ya. Valla yapacak bir şey yok arkadaşım. Valla görünen köy kılavuz istemez. Belki de haklısınızdır yani. Gerçekten belki de oynamayı bilmiyorumdur. Sonuç itibariyle belediye binası 14 ile 13'ü üçleyemedik. Devam. 4 tane. Çilerin bitmesine son 4 savaş kaldı. Hemen onları da yapalım. Bir an önce şöyle kenarda köşeye gidip bir yerde oturup ağlayacağım yarım saat. Bir sonraki hesaba geçiş yapıp geliyorum hemen. Pekala efendim sıradaki entrikalar için hazır mıyız? Evet biliyorum şu anda birileri hiç olmadığı kadar çok keyif alıyor. Kalımı mı basarım? Dünya birincisi olsam bu kadar hoşuna gitmeyecek izleyicilerimiz var. Hepsini saygıyla sevgiyle selamlıyorum buradan. Benim de hoşuma gitmeye başladı. He. <laughs> 8 numaraya saldırı gerçekleştireceğiz. Bir bakalım nasıl bir düzeni varmış. Sıkı fıkı. Süper büyücülerin seveceği tazdan. Tamam şöyle bir ilkelen ve kendine gel. Stratejisiyle binanın yanında bomba kulesi yok. Değil mi? İki tane tekli X'in önünde indirirsem. Şunun üstünde indirirsem zeplini. Darma duman ederler. Darma duman. Üst tarafta kaya saçar. Patlatıcı o noktaya bakıyor. Diğer patlatıcı buraya bakıyor. Bak şu patlatıcıyı koyduğu yerin çirkinliğine bir bakar mısın? Ee, ne yapsam acaba, nereden giriş yapsam? Şöyle şuradan giriş yapayım değil mi? Üst taraftan. Kraliçeye doğru, aynen. Yapıştır gelsin. Zaten sonucu biliyoruz. Zaten sonucu biliyoruz. Ben de ben ben de böyle koptu mu gidiyor arkadaşım? Ya bir kere böyle moralim bozulmaya dursun. Bitti. Çok güzel o noktada çalışacağını tahmin etmiştim. Keşke bir bebek ejderim olsaydı, İksir deposunu çok temiz bir şekilde alırdık. Şuradan bir tane sinsi Goblin bıraktım, bir tane süper ejder bıraktım. Bir tane süper ejder şuradan bırakıyorum. Ordu kampından sonra kışlaya gelsin. Diğer arkadaşlarıyla birleşsin. Koruyucu hemen ardından balonlar. Şöyle kelle avcısı. Şampiyonu ışık hızında attım. Zeplin'i de sahaya. Şu açıdan gönderirsem içeri girerler. İki tane süper ejderimi katlettiler. Hem de çok pis bir şekilde. Şöyle bir öfke koruyucunun özelliği. İkinci öfke. Görünmezlik büyüsü ve Zeplin'i de man olarak indirdim. Tamam başarılı. Şurada bir görünmezlik daha. Cadılara zehir. Bir görünmezlik daha. Şurada bir dondurma. Şöyle bir görünmezlik daha. Kral kraliçe buradan savaşa bir zahmet dahil olsunlar. Şuraya bir tane daha görünmezlik attım. Tekliği de aldılar. O görünmezlik birazcık ziyan oldu ama olsun önemli değil. İki tane dondurmam var. Süper büyücü, süper ejderlerim hayatta. Şu şampiyona bir dondurma atmayacağım. Ölecek zaten. Üst taraftaki ejderlerle ne yaptık yaptık. Güçlenmeyecek. Evet. Ama kötü bir savaş olmadı. Normali buydu yani. Elimizdeki hero'lara bakacak olursanız olacağı buydu bence. Yani düzeni kötüydü dedim oradan yürür müyüz acaba ama yok. 53 kral 61 kraliçe. Yani kötü bir savaş olmadı en azından ona seviniyorum şu anda. <laughs> Bu savaşta rezil olmadım. Daha ne olsun ya? Değil mi? 61 level kraliçenin özelliği duruyor. Acaba diyorum bir çılgınlık yapar mı? E, dondurmaları bekletiyorum ki elimde kalsınlar. Çeyizime koyacağım arkadaşlar o yüzden. Kraliçenin özelliğine bastık. Dondurmaları kullanamadım. Hava savunmasına ejderler hayatta kalırsa kullanırım dedim ama oraya gitmeye pek niyetleri yok ejder kardeşlerin. Evet %77 %78 yani gerçekten köyler çok sağlam arkadaşlar. Hani farklı bir strateji de yapamıyorum. Şu anda süper ejderi e odaklandık. Biliyorsunuz bir aydır anlatıyorum. Erken geçiş yapıp süper ejder saldırılarına odaklanıyorum. Hani kalkıp ne bileyim 60 temel kraliçeyle burada kraliçe yürütemem. <gülüyor> <gülüyor> Yürümez yani. Sahaya koyarsın şöyle bir sağda solunda bakar topuklar gider kraliçe. Öyle söyleyeyim yani. O yüzden %81-2 yıldız amacına ulaşan bir saldırıydı bence. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sırada yeni geçiş yapılmış belediye binası 13 hesabım olacak. Belediye binası 12'den tek farkımız madencinin ve binicinin birer seviye fazla olması ve düzeniyle sinir bozucu bir belediye binası 12'ye saldıracağım. Yalnız şu Zultan'a da bakacağım ya. Eğer bu düzen daha idealse 13'e de dalabilirim. Yok. Buraya hibrit çok iyi gitmiyor. Evet. Buraya da iyi gitmiyor. Deneyeceğiz şansımızı. Şimdi burada Krilçi yürüyüşü yapacağım için Krilçi'yi binaya gönderirsem iki tane çoklu cehennem kulesi çapraz ateşi tutar şifacıları kaybederiz. Kartal topuna girersem de bu sefer klan kalesi çok ters tarafta kalacak ama ile çıkartabiliyorum onu. Şimdi burada duvarların açık olmasından dolayı kraliçenin nereye gideceğini de kestiremiyorum ama risk alacağım. Tek yıldızda kalmayı göze alacağım. Risk alıp kartal topundan başlayacağım. Yapıştır gelsin. Yapıştır gelsin. Pilavdan dönenin de kaşığı kırılsın arkadaşım. Şöyle bir tane binicimi gözden çıkarttım. Ne var kalede? Zıpır milyonlar çok güzel hatta var ya Şöyle başka bir şey Bırakabilir miyim acaba diyorum da neyse Şu kraliçeyi bir sallayalım ya Onlara zehir ve dondurma atacağım ee, Çünkü Sert atışlarını tamamlamadılar Hatta şöyle Şifacıları da attım abi hiç riske atmak istemiyorum Önce dondurma sonra zehir atacağım Biraz daha gelsinler şöyle dondurma Şöyle zehir yok ya Sen o işi geçeceksin arkadaşım Yemezler artık Öfke lazımdır ağabey lazımdır. Her ne kadar zehirin içinde olsalar da zıpır milyonlar çok vururlar arkadaşım. Hatta kraliçem 69 seviye olmasaydı belki de en azından özelliği gidebilirdi. Şimdi tamam kraliçenin oraya girmesi kartal topunu alması gayet güzel. 10 numara gözüküyor. Bir tane daha öfke attım. Böyle bir iki tane mayın eşeği attım. Rakip kraliçeyi donduruyorum. X yaylarıyla beraber. Kellercisi yetişmez yetişmezdi oraya. Çok riskli olurdu. Dondurmayı attık kafamız rahat. Şuradan kral, sinsi, goblin, uçan kışla. E şuradan içeriye doğru da tahmin edeceğiniz üzere hibriti sahaya sürüyorum arkadaşım. Kraliçe umarım geri döner. Keşke hibriti biraz daha erken atsaydım. E, pek sevmediğim bir senaryo. Hibritle kraliçenin iç içe geçmesi genelde time fail'i işaret eder arkadaşlar. Umarım time fail olmayız. Kraliçe geri mi döndü? Adamsın sen. Çok güzel. Kraliçenin geri dönmesi gayet iyi oldu arkadaşlar. Şuradan kelle avcısını da gönderelim. Koruyucunun özelliğini bastım. Kasırgayla biniciler dışarı çıktı. Basmasaydım sıkıntı çıkabilirdi. Şöyle şurada iyileştirme kullansam mı? Mecburum kullanmaya. 2 tane çoklu cehennem kulesi vuruyor. Hatta 3 tane. Kralın özelliğine bastım. Binayı alacağız bir şekilde hiç merak etmeyin. Şöyle krala ve binicilere öfke büyüsü atıyorum. Umarım binayı indirirler. Çifajlardan biri birisi hibrite dönüş yaptı. Bence bu köy üçlendi arkadaşlar evet. Risk aldık sonuç verdi. Değil mi? Şampiyon kalkanını fırlattı. Öfkenin içerisinde savunmalara e, yerle yeksan etti. Aynen üst tarafta kral, bebek ejder, madenciler. Şampiyon gıdım canlı hala daha hayatta. E, üçlendi. Güzel. <laughs> Şükür yav. Yani hep bize mi keder, hep bize mi hüzün değil mi? Duvar kırıcılar da elimizde kaldı. Bak düzeni görüyor musunuz abi? Duvar kırıcıları kullanmaya müsaade bile etmiyor. Tam anti kraliçe yürüyüşlü bir düzendir. Soranlar oluyor. Bu duvarlar neden açık? duvar kırıcılar çalışmasın diye. Sen kraliçe yürüyüşü yapma diye bu düzenler oluşturuluyor. Professional oyuncular tarafından. Devam ediyoruz. Pekala efendim belediye binası 14 bağış hesabımızdayız. Her şey hazır gibi gözüküyor. Kahraman iksirimiz yok. Yapıştır gelsin. Hangi köye saldıracağım? Buna değil buraya saldıracağım. Zaten iki saldırım kaldı. Birisi 14 max diğeri bu. 14 max'la buraya saldırırım. Bununla da buraya saldırırım. Mayan. Beni diye bir daha 13. İnşallah üçleriz. Nefret ettiğim bir düzen. Tekli, çoklu, çoklu. Hava saldırısı ejder, ejder bincisi yapacağım. Bu yüzden Kartal topunu ve tekli kuleyi öncelik almayı düşünüyorum. Şu patlatıcıların ikisi de sanırım zeplini üfleyemeyecek. Şu Klan kayısının üstünden geçtikten sonra muhtemelen üfler. Koruyucunun özelliğini geç kullanmam lazım. Tamam. Saldır dedim gitti arkadaşım öyle uyuz bir düzen ki arkadaşlar. Şu arka taraftaki 4 tane XY var ya. Ulan ters taraftan buradan mı girsem ya? Bu XY'ları kraliçe, şampiyon. hep ölecek burada üçlenmeyecek ha. Ben size şimdiden söyleyeyim de. Sonra şaşırmayın yani. <laughs> Şuradan bir iki tane sinsi goblin attım. Ee, şöyle bir ejder bırakacağım. Beni bir tane mayın eşi yönüne. Şöyle bir tane sinsi goblin bıraktım. Şuradan bebek ejder koruyucu tanklanmışken kral ve kraliçe şuradan savaşa dahil olacak. Çok güzel koridor temizliği yaparım. Ne yapacağınızı şaşırırsınız. Hemen ardından balonlar. Tekli kuleyi dondurmayacağım şimdilik en azından. Bir tane ejderi yedi. Dert değil. Ya da dondurulan bir sürü dondurma büyümüz var. Ne iş yapacak bunlar? Şurada bir öfke büyüsü patlattım. Zeptini sahaya sürüyorum. Zıpırlara bir zehir büyüsü patlattım. Güzel. Çok güzel gözüküyor. Bastım koruyucunun özelliğine. Böyle şurada bir dondurma attım. Tamam şampiyon da o noktada. Önden bir öfke büyüsü. Binayı ve patlatıcıyı bir kere daha dondurdum. Şurada bir dondurma büyüsü kullanacağım. Binayı alın artık bir zahmet. Yanlışlıkla elim öfke büyüsüne gitti ama neyse ki çok saçma bir yerde çalışmadı. Bir tane daha öfkem var. Galiba 3 geldi ya aynen. Ah hiç beklemiyordum. Gerçi burası çok karışık arkadaşlar. Gerçekten 3 yıldız geldi mi gelmedi mi hala da emin değilim ben. Hava savunmasını da indirdiler. Şöyle şu noktada bir öfke büyüsü patlatacağım. Kraliçenin özelliği duruyor. Alt tarafta da güçlü ilerliyoruz. Güçlendi. Şaşkınım. Şaşkınım. Normal şartlarda güçlenmemesi gerekiyordu. Alt taraftaki ejderha binicileri ejderleri tankladılar arkadaşlar. O iki tane ejderha binicisi bu tarafa gelmeseydi bu ejderler var ya çoktan hakkın rahmetine kavuşmuş olurlardı. Kraliçemin özelliğine de basıyorum ve şükürler olsun. Bir tane daha 3 yıldızı yapıştırmış oluyoruz. Yani saldırdığımız köy 13. Evet biliyorum ama 57 kraliçe var arkadaşlar. Belediye binası 12'de bile max değil. Canınızı yerim sizin. Tamam. Hadi bakalım. Son saldırımız için hazırlıklara başlıyoruz. Pekala efendim. Şükürler olsun yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bu kara günün son saldırısını gerçekleştireceğim. Evet bu videonun başlığı. Kara gün. Ünlem Clash of Clans. Bitti. Evet hangi köye saldıracağız? 9 numaradan inşallah 3 yıldız alabilirim. En azından ortalamayı birazcık yükseltelim ya. Şimdi tekli kule tamam. Ee, bu düzeni üçleyeceğime inanıyorum ya. Hesabım da sağlam olduğu için max olduğu için burada askerlerim. Tekli cehennem kulesi birazcık sıkıntı çıkartabilir. Kartal topuna mı göndereyim ben yine zeplini yapayım mı böyle bir çılgınlık. Abi bak. Şurada da inse en ucunda da inse sağa sola hiçbir yere vuramayacakları için direkt binaya gidecekler öyle değil mi? Peki binaya vurabiliyorlar değil mi? Şu köşeye gelip. Abi vurmaları lazım ya. Vurmazlarsa da Allah var ya. Ne? <laughs> Kafayı yedi kan kırır. Üst taraftan gireceğim. Kartal topunun üstünde zeplini indireceğim. Çalışmazsa namerttir. Başka da bir şey demiyorum yani. Şuraya bir tane sinsi goblin bıraktım. Bir tane de buraya bırakacağım. Şöyle sağ menzilli bir süper ejder mayın eşeği. Şöyle bir süper ejder mayın eşeği. Geriye kalan süper ejderleri şuradan gönderdim koruyucu. Balonları önden atıyorum ki tekliği tanklasınlar güzel. Şuradan kral, kraliçe, şampiyon. Tekli cehennem kulesi balonda müdahale etmeyeceğim. Tam köşeden bu sefer yaptığım hatayı bir daha yapmak istemiyorum. Zeddin'i gönderdim. Koruyucunun özelliği için hazırlıklara başlıyoruz. Evet bu sefer üçlenecek arkadaşlar göreceksiniz. Yürekten inanıyorum. Bastım koruyucunun özelliğine bir adet öfke. Görünmezlik ve de manuel olarak indirim. Gizli Tesla'lar da oradaymış. Suyundan da koy. Dondur dondur. Üf süper büyücülerin yaptığı işe bir bak. Şurada bir dondurma kullanacağım. Bir adet öfke. Ee, şeyleri kaybetmişiz. Dert değil. Şurada bir zehir. Zıpırları hep kaçırıyorum. Süper ejderleri bir görünmezlik büyüsü atacağım. Kraliçe ile beraber faydalansınlar. Kralın özelliği kullanıldı. Geldi değil mi 3? 80 level kraliçem özelliği ile beraber hayatta. Süper ejderler de hayatta. Çatır çutur hemşerilerim. Ve böyle. Güzel. Zenden düzene baya bir fark ediyor ya. Hep aynı şeyleri söylediğimin farkındayım ama gerçekten doğru şeyler söylüyorum. Tek tip bir ordu kullanmak zorunda kaldığınızda eğer bir gün olur da kalırsanız beni çok daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Ah görünmezlik büyüsünü de köyün merkezine atıyorum. Kral Kraliçenin özelliğini de Loading klanından Rav Dayı isimli vatandaşa armağan ediyorum. E şükürler olsun kara günü bitirmiş oluyoruz. Hem de 3 yıldızla. Evet senaryo kötü. Ee, muhtemelen kaybedeceğiz. Yani bu savaşı kazanırsam kesinlikle ben kazanmış olmayacağım. Rakip kaybetmiş olacak. Bu savaşı kaybettim arkadaşım. 15 saldırı 32 yıldız. Saldırı başına 2 küsür yıldız düşüyor. Ee, birinciyim açık ara farkla, muhtemelen rakipler beni geçemezler. Mesela Unstoppables ne kadar? 19, 13, 14 savaştan 3 yıldız alsalar 52 yıldız alırlar yetişir mi? Kıl payı geçer ama hepsini üçleyemeyeceklerine göre bir sonraki bölümde görmüş olacağız zaten. En az sizler kadar ben de merak ediyorum neler olacağını. Şimdilik benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Bay bay.